Vardar teknik direktörünün Kadıköy'deki maçtan sonra Fenerbahçe analizi çok ilginçti. Rakibe bir an pas yapıyor, bizim de savunmamız zor olmadı demişti. Fenerbahçe'de asıl sorun bu analizi 7 hafta boyunca değiştirememekti. Bence Fenerbahçe bu sezon ilk kez bu kadar istekli. Öne doğru ve en azından ilk yarı sıra dışı bir oyun oynadı. Farkı ne yarattı derseniz 4 belirgin faktör sayarım. 1. Dilara'nın dönüşü. 2. Ozan'ın gelişimi. 3. Giuliano'nun isteği. Ve 4. 3 kusursuz geçiş golü. Formasyonda bir değişim yoktu. Aykut Hoca 4-3-3'ten geri adım atmadı. Yani 4-3-2-1'den geri adım atmadı. Fakat farkı Ozan ve Dirar'ın iç orta saha performanslarıyla Giuliano'nun yine sahada oynayıp geçişlerde 10 numara pratiğini hatırlaması yarattı. İlginçtir. Mesela Fernando ve Yansen oyuna girdiğinde bile Giuliano'nun kanadı değişti. Ama formasyon yine aynı kaldı. Yani Kocaman diyor ki her şeyden ödün veririm ama 4-3-2-1'den asla. Şimdi Dirar, Ozan, Giuliano böyle oynadığı sürece sorun olmaz ama sadece geçişler üzerinden plan bence başa dert açar. Artık seti de becermek gerekiyor diye düşünüyorum Fenerbahçe adına. Tabii iki performansa dikkat çekmek isterim. Ozan'ın gelişimi öncelikli olarak Ozan Beşiktaş derbisinden bu yana çok başka boyutta oynuyor. Yani Dirar sağ kulvardan driblinge başladığında Ozan'ın merkezden sola açılarak arka direğe yaptığı koşu bence attığı gol kadar güzeldi. Demek ki fit bir vücut zeka ile harmanlanınca ortaya gerçek bir 8 numara performansı çıkabiliyormuş. Opta verileri de çok ilginçti. İlk yarı Ozan 25'te 25 yani %100 pas isabet oranıyla oynadı ama asıl farkı yaratan bu pasların 14'ünün öne doğru olması ve Ozan'ın bunu büyük bir iştahla yapıyor oluşuydu. Bir başka performansa Dirar'dı. Bence Dirar'ın dönüşü bugün Fenerbahçe'deki oyunu renklendiren, değiştiren faktörlerden biriydi. 2013-2014 sezonunda Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken oyunu en farklılaştıran futbolcuların başına Di Maria geliyordu. Hatırlayın o dönemi Carlo Ancelotti'nin 4-3-3'ünde Di Maria'nın o orta sahadaki sağ iç, Modric'in sol iç performansları Benzema, Ronaldo ve Bale'i ayrı ayrı birer santrfora dönüştürüyordu. Haftalar sonra dönen Dirar'ın bence Di Maria'ya dönüştüğünü söylersek abartmış olmayız. Yani sağ içte bence bugün kusursuz oynadı. Giuliano'yu sürekli içeriye itti. Yani sağ kulvarda kalmasını engelledi, içeriye itti ve sahanın bence dikine yarısını kontrol etti. Fenerbahçe sistem aynı ama çok farklı bir oyun oynadı ve bu farkı yaratan da bu saydığım unsurlardı.